Şehrin ve yer mekan adı söylemeyeceğim. Bir beldede devamlı ziyaret ettiğim, benim hocalarımın da yaşadığı, vefat ettiği kabirleri var tabii orada vefat ettiği. Oralılar, o memleketliler. Hatta giderim sık sık, sık sık giderim. Böyle aynıdır benim o kabirde ziyaretim aynıdır. Gelirim kabrin başına 11 İhlas bir Fatiha okurum. Bütün kabristana armağan ederim. Sonra başlarım, bir güzergahım var böyle. Tek tek büyükleri ziyaret ederim, okurum. Başlarında dua ederim, konuşurum. Böyle okuya okuya gidiyorum. Tam böyle yürürken, yürüyoruz böyle. Hani biri sana böyle tam yürürken ya isminle ya da böyle pişt der ya. Aniden dönersin böyle geriye. Şöyle. Ha biri bana seslenmedi canım. O kadar da değil yani. Öyle biri bana seslense mezarlıkta orada bana da bir çukur lazım ya. Korkudan ölürsün. Sanki öyle seslenmiş gibi aniden döndüm böyle geriye bir refleksle. Bir mezar taşıyla göz göze geldim. Ama hafız yazıyordu. Ama hafız yazıyordu. Dedim ki bunda bir hikmet vardır herhalde ya. Gideyim. Hafızmış bak bu. Yani o seslenmedi bana. Bir şey dedi ya yok. Ben aniden döndüm. Sanki seslenmiş gibi bir refleksle. Gittim. Dedim ki bir sesli bir Kur'an okuyayım yarım sayfa. Bir Fatiha okuyayım. Hem ona armağan edeyim peygamberimize. Zaten bol bol okuyoruz orada. Onun da başında okuyayım. Yıllar önce oluyor bu olay. 10 sene. 8 sene gibi falan. Gençtim o zaman. Şimdi yaşlandım. Okurken böyle mezara çömdüm. Böyle yanına çömeldim. Ne diyorsunuz ona? Çöktüm. Artık yöreye göre değişiyor ya. Okurken tabii ben böyle mezarı inceliyorum. Abi baktım. Mezarın kenarında tahta uçları gözüküyor. Hani ölüyü böyle koyarken tahta koyuyorsunuz ya. Üçgen yapılıyor mezarın içi. Tahtalar gözüküyor. Allah Allah diyorum. Mezar taşına bakıyorsun 55 yıllık mezar. Tahta mı kalır orada? Değil mi? Biraz daha baktım. Hasır seriyorsunuz ya tahtanın üstüne. Hasırın ucu gözüküyor ama yıpranmış. Allah Allah, hasır da duruyor. Diyorum acaba yeni birini mi gömdüler? Öyle olsa mezar taşı olur. Yeni gömülmüş gibi de değil. Eski bir mezar. Şöyle bir baktım, mezarın başında bu kadar bir delik. Şöyle. Bir delik. Ulan dedim burada delik var burada. Tabii başladı içim kıpır kıpır. Abi elimi buraya kadar soktum içine. Merak ettim. Aklıma geldi çünkü bir şey. Tahmin ettiğimdi zaten. Elimi içine bu kadar soktum. Böyle eğildim ama hani düşeceğim artık yani. Hem okuyorum ama ben bu arada. Hem de elimi böyle dibe kadar. Tabii çökmüş bir mezardan bahsediyorum. Böyle kubbeli değil. Eski. Elimi soktum. Aha böyle tuttuğum gibi bir et tuttum orada. Kol. Böyle omuz. Ah burayı tuttuğumda ne hissediyorsam. Öyle tuttum. Allah Allah. Dedim herhalde birini mi gömdüler mi yeni. Ama okuyorum bu arada ama hala. Şuraya iki tane teyze geldi yan mezara. Yan mezarı ziyaret edecekler. Rahmetlik annemden bilirim. Fener taşırdı. Apartmanda ışık sönerse yaşlılarda hep olur. Yakayım da düşmeyeyim diye. Teyze dedim var mı el feneri yanında? Var evladım. Ver dedim o zaman. Böyle elimi soktum. Çat yaktım içeriye. Bayağı biri var içeride. Tozlanmış bir kefen. Beyaz böyle. Krep gri gibi olmuş. Dedim ben bunu öğrenelim yani. Nedir bu? Bitti işim. Gittim. Mezarlıkta görevli hoca arkadaşım. Tanışıyoruz yıllarca gelip gittiğim için beni tanıyorlar. Dedim ki hocam durum böyleyken böyle, böyleyken böyle. Bir şeyler daha var oraları sansür yaptım anlatmıyorum. Anlatmamam lazım. Dedi hocam Allah Allah neresi? Hemen onlar bir ada numarası, pafta numarası mezarlıkta açtı defteri. Hocam yok yeni bir şey gömülmemiş buraya. Neyse bilgisayara bakalım yeni sisteme bakalım. Yok. Kaymakamlığı arıyor arkadaşını eski imamı yani mezarlıktaki eski hocayı arıyor. Bu arada da iki tane mezarlık görevlisi arkadaşı o kazan arkadaşları gönderdi. Bakın bakalım mezarda ne var. Ben de sona gittim. Yok yeni bir kayıt yok. Yeni bir kayıt yok. Benim bunu yaşadığım tarihten 5 yıl önce 4 yıl önce mezar satın alınmış ama gömü olmamış. Mezarlıktaki o arkadaşlarla yanlarına gittik dedim ki ha bu mezar içeride adam var. Korkmuyorsan sok elini içine. Şimdi ben korkmam. Ölüden niye korkayım? Bir de belli ki muhterem biri o. Ha belki içeriden bir şey çıkar mı diye korkarsın. Ona karışmam. Adam ben dedi sokmam. Dedim bu mezar. Dedi ki hocam biz buraya birini gömmedik. Ben dedi burada 7 yıldır görevliyim. 5 yıldır 7. Burada ben buraya birini gömmedim dedi. Ama dedi hocam burada çok olur o. Orası öyle evliyanın çok yaşadığı bir yer. Yakın çok da uzak değil. Burada dedi geliyor vefat eden dedemin mezarına gömüleyim. Amcamın mezarına gömüleyim diye kazdırıyor içeriden adam çıkıyor biz kapatıyoruz geri diyor.
çürümemiş. O hafız hocamız da adı Mustafa idi. Mezar taşında yazıyor. Ama hafız Mustafa bilmem ne. Soyadını söylemeyeceğim. Her zaman ziyaret ediyorum artık kendisini. Allah toprakta çürütmemiş onu. Sonra araştırdım kim olduğunu. Tabii orada dostlarıma sordum. O dönem yaşayan, gerçekten gözleri ama müthiş bir hafız. Bir de sesi varmış ki böyle minareden bir ezan okurmuş mikrofonsuz. Ta o beldenin, adını söylemeyeceğim, öbür tarafına kadar ses gidermiş. Görüyor musun, Kur'an'la yaşadığın zaman Allah seni nasıl muhafaza ediyor? Kim bilir o cennetin neresine gidecek? Garip değil mi? Ben gözümle şahit oldum. Elimle tuttum. Çürümemiş. 50 yıllık mezar çürümemiş. Herkes böyle olacak diye bir şey yok. Bazılarına böyle. Demek ki öyle yaşamış ki Allah böyle korumuş.